Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü Türkçe dersimizde sizlerle metinde konu ve metinde ana fikir konularını beraber işleyeceğiz. Metinde konuyla başlayalım sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar metinde konu, ana fikir, bu gibi bilgileri bulmak için çok çok kitap okumalıyız, çok fazla metin okumalıyız ve okuduğumuzu iyi bir şekilde anlamalıyız sevgili çocuklar. Evet dersimize başlayalım. Metinde konu. Bir metinde veya paragrafta üzerinde en çok durulan, konuşulan ya da en çok anlatılan düşünceye, olaya, durumlara metnin konusu denir. Her metnin bir konusu vardır. Evet sevgili çocuklar. Bir metinde bir paragrafta üzerinde en çok durulan, en çok konuşulan ya da en çok anlatılan düşünceye, olaya, e, duruma metnin konusu diyoruz ve her metnin muhakkak bir konusu vardır sevgili çocuklar. Yani her metin e, muhakkak bir şeyden bahseder bize, bir şey anlatır bize. Peki sevgili çocuklar, metinde konuyu bulmak için ne yapmalıyız? Metinde konuyu bulmak için bu metinde ne anlatılıyor? Sorusunu sorarız. Aldığımız cevap bize metnin konusunu verir. Evet beraber bakalım sevgili çocuklar. Metinde konuyu bulmak için metinde ne üzerinde duruluyor? Bu metinde ne hakkında söz ediliyor? Bu metin bize ne anlatıyor gibi sorulara yanıt ararız. Bu soruları sorarız sevgili çocuklar. Yani konuyu bulmak için biz Metinde ne üzerinde duruluyor sorusunu sorabiliriz. Bu metinde ne hakkında söz ediliyor sorusunu sorabiliriz. Veya bu metin bize ne anlatıyor sorusunu sorabiliriz ve yanıt ararız sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar bir metinle konumuza devam edelim. İyi vatandaş. İyi vatandaş demek iyi insan olmak demektir. İyi insan ise önce ailesini, sonra çevresini ve ülkesini seven insandır. Sorumluluklarını bilen, kurallara uyan, aksaklıkları düzelten ve diğer insanlara örnek olan insanlara her toplumun ihtiyacı vardır. Bir toplumun ilerlemesi iyi vatandaşların sayısının artmasına bağlıdır iyi vatandaş olmak için çok çalışmalıyız. Kurallara ve yasalara uymalıyız. Milli ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Büyüklerimize ve insan haklarına saygılı olmalıyız. Doğaya sahip çıkmalı, hayvanları sevmeliyiz. En önemlisi de ülkemizin kalkınması için hep birlikte çalışmalıyız. Evet, iyi vatandaş metnimizi okuduk. Bu metinde konumuzu beraber bulalım sevgili çocuklar. Bir metinde konuyu bulmak için bizim sorduğumuz sorularımız vardı. Bu sorularımız metinde ne üzerinde duruluyor? Bu metinde ne hakkında söz ediliyor? Veya bu metin bize ne anlatıyor? Evet, bu sorulardan e, sorduğumuzda aldığımız yanıt bize metnin konusunu veriyor demiştik. Evet, bakalım. Metinde konuyu bulmak için metinde ne üzerinde duruluyor? İyi vatandaş metninde iyi insan, iyi vatandaş olmak üzerinde duruluyor. Veya bu metinde ne hakkında söz ediliyor? Evet bu metinde yani iyi vatandaş metninde iyi insan olmamız için neler yapmamız gerektiğinden söz ediliyor. Veya sevgili çocuklar bu metin bize ne anlatıyor? Bu metin bize İyi vatandaşın özelliklerini ve iyi bir vatandaş olmamız için yapmamız gerekenleri anlatıyor. Evet sevgili çocuklar bu sorularla biz metnimizin konusuna yanıt ararız. Yani iyi vatandaş metninin konusu iyi vatandaşın özellikleri ve iyi bir vatandaş olmamız için yapmamız gerekenlerdir. Evet sevgili çocuklar, bu paragrafı beraber okuyalım sizlerle. Luna Park İlk kez Luna Park'a giden Deniz çok eğleneceğini sanıyordu. Oysa hiç de öyle olmadı. Luna Park için herkes çok eğlenceli ve çok heyecanlı demişti. Ona göre ise her şey çok ürkütücüydü. Çarpışan arabalar yerinden zıplatmış, dönme dolap midesini bulandırmıştı. Evet sevgili çocuklar, bu paragrafımızın, bu metnimizin konusu nedir? Gelin beraber bakalım. Luna Park metninin konusunu bulmak için metinde neler anlatıldığına bakalım beraber. Bu metinde neler anlatılıyor? Deniz'in ilk kez Luna Park'a gittiği, herkes gibi çok eğleneceğini düşünmesi, Luna Park'taki her şeyin çok ürkütücü olduğu ve hiç eğlenceli olmadığı anlatılıyor. O zaman sevgili çocuklar, Luna Park metninin konusu denizin Luna Park'ta yaşadıklarıdır. Çünkü bu metnimizde bize denizin Luna Park'ta yaşadıkları anlatılıyor. Bundan dolayı Luna Park metnimizin konusu da denizin Luna Park'ta yaşadıklarıdır. Evet sevgili çocuklar, konumuza devam ediyoruz. Metnin konusunu belirtirken bazen tam bir cümle kurmayız Sadece tek kelime de olabilir, iki kelime de bir metnin konusu olabilir. Evet, örnek bir paragrafımız var sevgili çocuklar. Köyümüze kar yağdığı zaman sabah uyanırdım ve her yere toz şeker dökülmüş sanırdım. Ben karı çok severdim. Karın sessiz sessiz yağışı, her yeri bembeyaz kaplaması çok hoşuma giderdi. Karın soğukluğunu hiç düşünmeden saatlerce karda oynardım. Şimdi de karı çok severim. Evet sevgili çocuklar, yukarıdaki paragrafımızın, yukarıdaki metnimizin konusu kardır. Bakın tek bir kelimeyle de metnimizin konusunu söyleyebiliyoruz veya metnimizin konusu kar sevgisi şeklinde de olabilir. Evet sevgili çocuklar bugünkü konularımızda metnimizde konu ve metinde ana fikir vardı. Şimdi ana fikirle ilgili çalışma yapalım. Metinde ana fikir. Diğer bir adıyla ana düşünce. Metinlerde, hikayelerde, masallarda anlatılmak istenen çeşitli düşünceler vardır. Okuduğumuz, dinlediğimiz bir metinden birçok bilgi elde ederiz, ders çıkarırız okuduğumuz paragraf ya da metinde yazarın bize asıl anlatmak istediği bir düşünce, bir mesaj, bir ders vardır. Evet sevgili çocuklar, bu çok önemli. Bu düşünce ya da mesaja metnin ana fikri denir. Evet okuduğumuz metnin, okuduğumuz paragrafın bize anlatmak istediği bir mesaj, bir ders vardır ve bu e, düşünceye, mesaja derse metnin ana fikri denir. Ana fikir bir yazıda, bir metinde anlatılmak istenen asıl düşüncedir. Evet, şimdi devam ediyoruz konumuza. Metnimizin ana fikrini bulmak için yazar bu metinde bize ne mesaj vermek istiyor sorusunu sorarız veya biz bu metinden nasıl bir ders çıkarmalıyız sorusunu sorarız sevgili çocuklar. Evet bir paragrafımız var sevgili çocuklar beraber okuyalım. Sağlıklı olmak için beslenmemize özen göstermeliyiz. Her çeşit yiyecekten yeterince yemeliyiz. Bol bol meyve ve sebze tüketmeliyiz. Öğün atlamamalı, sabah, öğlen ve akşam yemeklerinde sofraya zamanında oturmalıyız. Evet sevgili çocuklar bu okuduğumuz paragrafın ana fikri, ana düşüncesi nedir? Biz metnin ana fikrini, ana düşüncesini bulmak için sorular soruyorduk. Bu paragraf bize ne mesaj vermek istiyor? Veya biz bu paragraftan nasıl bir ders çıkarmalıyız? Evet, bu sorulara verdiğimiz yanıt metnin, paragrafın ana düşüncesidir. Beraber bakalım. Okuduğumuz metnin ana düşüncesi sağlıklı olmak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Çünkü bu paragraf bize bu mesajı vermek istiyor. Sağlıklı olmak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Metnimizin ana düşüncesi budur sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Bir metnimiz daha var ve okumaya başlayalım. Bahar geliyor. Soğuklar gittikçe azalıyor. Güneş yeryüzünü ısıtmaya başlıyor. Ağaçlar çiçek açıyordu. Arılar Kelebekler çiçekten çiçeğe konarak uçuyor ve kuzular kırlarda dolaşıyordu. Bahar geliyordu. İnsanın içini ısıtan güneş adeta herkese gülücükler saçıyordu. Sağlığımız için bu güzel havalar ve güneş ne kadar da faydalıdır. Evet sevgili çocuklar bu metnimizin konusuna beraber bakalım. Biz metinde konuyu bulmak için çeşitli sorular soruyorduk. Mesela şu soruyu sorabiliriz. Bu metin bize ne anlatıyor? Evet, bu metinde kış mevsiminden ilkbahara geçiş anlatılıyor sevgili çocuklar. Yani yukarıdaki metnimizin konusu, az önce okuduğumuz metnimizin konusu baharın gelişidir. Peki sevgili çocuklar, biz bu metinde ana fikri, ana düşünceyi bulmak için ne yapmalıyız? Sorduğumuz sorular vardı. Bu paragraf, bu metin bize ne mesaj vermek istiyor? Veya biz bu paragraftan nasıl bir ders çıkarmalıyız? Evet metnimizi çok dikkatli bir şekilde okuyacağız. E, ders çıkarmamız gereken cümleler bizim ana düşüncemizdir. Yukarıdaki metnimizin ana fikri, ana düşüncesi temiz havanın ve güneşin sağlığımız için çok faydalı olduğudur sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar yeni bir metnimize devam edelim küçük balık. Annemle kardeşlerimle kocaman bir gölde yaşıyorduk. Kardeşlerim ve ben taşların arasındaki yuvamızda büyüyorduk. Ara sıra yuvamızdan çıkar, fazla uzaklaşmadan oyunlar oynardık. Yuvamızın etrafındaki yosunlarla karnımızı doyururduk. Bir gün kardeşlerimle oyun oynarken fark etmeden yuvamızdan uzaklaşmışız. Oyun oynarken birden etrafımızda bir ağ belirdi. Kardeşlerim kaçmıştı ama ben kaçamamıştım. Kendimi sudan çıkmış çırpınırken buldum. Derken su dolu bir kovanın içine düştüm. Sonra beni bir cam kavanoza koydular. Şimdi bu cam kavanozda dolaşıp duruyorum. Annem ve kardeşlerimi çok özledim. Eğer bir gün yaşadığımız göle dönebilirsem bir daha asla yuvamızdan uzaklaşmayacağım. Annem ve kardeşlerimden ayrılmayacağım. Evet sevgili çocuklar. Küçük balık metninin konusunu beraber bakalım. Küçük balık metninde bize ne anlatılıyor? Evet, küçük balık metninde küçük balığın oyun oynarken yuvasından uzaklaşması ve başına gelenler anlatılıyor. O halde küçük balık metninin konusu Küçük balığın kardeşleriyle oyun oynarken yuvasından uzaklaşması ve başına gelenlerdir sevgili çocuklar. Peki sevgili çocuklar, Küçük Balık metninin ana fikri nedir? Evet, ana fikri bulmak için çeşitli sorularımız vardı. Bu metin bize ne mesaj vermek istiyor sorusunu sorabiliyorduk veya biz bu metinden nasıl bir ders çıkarmalıyız? Evet, bu okuduğumuz küçük balık metninden sizce nasıl bir ders çıkarmalıyız çocuklar? Bir düşünün bakalım. Küçük balık ne yapıyordu? Oyun oynarken ailesinden, arkadaşlarından, kendi evinden e, uzaklaşıyordu, kardeşlerinden uzaklaşıyordu. O zaman. Biz bundan nasıl bir ders çıkarmalıyız? Küçük Balık metninin ana fikri, oyun oynarken ailemizden ve evimizden uzaklaşmamalıyız sevgili çocuklar. Bu bizim çıkardığımız bir derstir. Evet sevgili çocuklar, bir metnimiz daha var. Onu da beraber okuyalım. Sevgili çocuklar, dersimizin başında dediğimiz gibi, metinde konuyu, metinde ana fikri rahatlıkla bulabilmek için çok okumalıyız. Çok fazla metin, çok fazla kitap okumalıyız. Duru'nun sözü. Duru annesini bir yıldır kedi almak için ısrar ediyordu. Annesi Duru'ya sofrada önüne konan her yemeği yerse kedi alacağına söz verdi. Duru bir kedisi olmasını çok istiyordu. Adını bile hazırlamıştı. Kedisine Boncuk adını verecekti. Annesine söz verdi. Annesi de Duru'nun sözüne güvenerek kediyi aldı. Duru çok mutlu oldu. Evet sevgili çocuklar, Duru'nun sözü, metninin konusu nedir? Bize bu metinde ne anlatılıyor, neyden bahsediliyor? Duru'nun kedi sevmesinden, kedi istemesinden bahsediliyor değil mi? O zaman bu metnin konusu Duru'nun kedi sevgisidir. Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersinizde sizlerle metinde konu ve metinde ana fikir, konularını beraber öğrendik. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.